Meyan kökü nedir? Faydaları nelerdir? Eski Mısır'daki firavunların, tatlı içecek olarak kullanıp tüketmesiyle bilinen bir bitki türüdür. Bununla birlikte kullanım kökeni, eski Asur, Mısır, Çin ve Hint kültürlerine kadar uzanır. Aslen baklagiller familyasına ait olan meyan kökü, çalı türünde bir bitkidir ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da yetiştirilmektedir. Ham madde olarak ise şeker, diğer yiyecek, içecek ve tütün ürünlerinde tatlandırıcı olarak kullanılır. Nerede yetişir? Anavatanının Rusya ve Çin olduğu bilinen meyan kökü, ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yetişir. Dünya üzerindeki genel coğrafyası olarak da Avrupa, Asya ve Orta Doğu olarak gözlemlenir. Faydaları nelerdir? Faydasını sağlayan etken maddeler arasında gliserizin, triterpen, saponinler ve flavonoidler gibi bileşikler sayesinde, birçok hastalığın iyileşmesi konusunda destekleyici unsur olan meyan kökü faydaları, şu şekilde sıralanabilir. Gastrit asitin anormal artışını engelleyerek, reflü etkilerini azaltır. Mide için iltihap azaltıcı etkisi ile ülserin iyileşme sürecini destekler. İçeriğindeki fitostrojenik bileşenler sayesinde menopoz semptomlarını en aza indirir. Antibakteriyal ve antiviral etkisi ile mikrop üzerinde öldürücü etki yaratır. Aldosteron hormonunu dengeleyip, yüksek tansiyon ve damar sertleşmesine iyi gelir. Yağ yakımına sebep olan meyan kökü, obezite ile mücadelede etkilidir. Kiloya bağlı gelişen tip 2 diyabet hastalığının da ileri yaşlarda ortaya çıkmasını engellemeye yardımcıdır. Zararları nelerdir? Birçok bitki ve ilaçta olduğu meyan kökünün de, günlük kullanım dozu önemlidir. Bu dozun aşılması durumunda, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bazı sonuçlar ortaya çıkabilir. Düzenli ilaç kullananların, bazı ilaçlarıyla etkileşime girebileceği gibi, hamile ve emziren anneler için de, kullanımı tavsiye edilmez. Bunun temel sebebi ise, anneden bebeğe bazı etken maddeler geçtiğinde, bebeğin beyin gelişiminde olumsuz sonuçları gündeme getirmesinden kaynaklıdır. Meyan kökünün alınması gereken günlük dozdan fazla tüketildiğinde, vücutta yarattığı bazı zararları şöyle sıralayabiliriz. Potasyum seviyesini düşürme etkisinden dolayı, düzensiz kalp ritmine sebep olabilir. Yüksek kan basıncı oluşumundan dolayı, yüksek tansiyon hastalarını olumsuz etkileyebilir. Kas zayıflığı meydana getirebileceğinden, kemik erimesi olan hastaların dikkat etmesi gerekir. Stresi kontrol eden kortizon hormonun fazla salınımına neden olabilir. Meyan kökü nasıl kullanılır? Sıvı form, çay, tablet, toz formu ve özüt formunda kullanılan meyan kökü, bazı içeceklerin içeriğinde meyan şerbeti şeklinde de tercih edilir. Çeşitli formlarının yanı sıra, köklerini kaynatma ve ek işlemlere tabi tutularak elde edilen bal, pasta ve çikolata yapımında da kullanılabilir. Ayrıca cilt bakımı için, maske şeklinde de hazırlanıp kullanılmasıyla bilinir. Nelere iyi gelir? İnsan sağlığı üzerindeki etki ve faydaları geniş bir potansiyel olarak bilinen meyan kökünün, gripten menopoza, diş problemlerinden diyabete kadar olan faydalarını, şu şekilde özetleyebiliriz. Ağızda oluşabilecek yaraları iyileştirmede etkilidir. Grip, soğuk algınlığı ve nezleye karşı tüketilir. Karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur. Hazımsızlığa iyi gelir. Regle ağrısına karşı kullanılır. Menopoz dönemindeki sıcak basmalarının önüne geçebilir. İltihaplanmaya bağlı olarak oluşan ağrıları geçirir. Ödem ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Kabızlığı giderici etkisi bulunur. İçeriğindeki güçlü anti-enflamatuar özelliği sayesinde meyan kökü çay olarak tüketilirse, boğazlarda hissedilen ağrıyı iyileştirebilir ve öksürüğe iyi gelebilir. Çayı nasıl yapılır? Çeşitli formlarda tüketildiği gibi, çay olarak da kullanılabilir. Bir fincan suyla bir çay kaşığı meyan kökü birleştirilerek, cezvede kaynatılır. Süzüldükten sonra, ılık bir şekilde tüketilmesi önerilen meyan kökünü ilk kez deneyenler, tadının acı gelme ihtimaline karşı, içine tarçın veya bal ekleyebilir. Meyan kökünü kimler kullanamaz? Fazla kullanımının yaratacağı etkiler göz önüne alınarak, hamilelere ve emziren annelere önerilmez. Bununla birlikte, çeşitli ilaçlar kullanan kişilerin de, bitkiyi doktor gözetiminde tüketmesi, tavsiye edilir. Balgam söker mi? Astım ve solunum yolları hastalıklarını destekleyici etkisi bulunan meyan kökü, balgam sökme konusunda da, yardımcı olabilir. Öksürük için nasıl kullanılır? Çay olarak hazırlandığında, farklı etkileri söz konusu olan meyan kökü, normal kullanımında süzdükten sonra, ılık olarak tüketilebilir şeklinde önerilse de, öksürük söz konusu olduğunda, sıcak olarak hazırlanıp içilebilir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.